yakışıklı hangisi? Bana en çok yakışan. Bakayım yakışıklım ne gör. Beyazlar, lacivertler çok yakışıyor. Yeşil, yeşil. Çok yakışıyor. Simsiyah çok yakışıyor. Her şey çok siyah. Evet. Evet, siyah. Lacivert çok yakışıyor. Doğru. O zaman siyah, beyaz, yeşil. Evet. Güzel. Benim yakışıklığımı bir daha göreyim. Tabii. Size en çok yakışan renk sizce hangisi? Aslan gibisin. Aslan çok yakışıklı ve bayağı güzelsin. Allah sana cennet nasip etsin. Boylu boslu filinta gibisin. Allah seni cennette kardeş etsin, dost etsin. Maşallah sana. Sana da, annene babana da Allah uzun ömür versin. Evet, dinliyorum. Dondurma yiyen bir kedi. Bu ses ondan mı çıkıyor? Evet. Canım benim, acıkmıştı herhalde. Aldığı zevke bak sen ya, kafayı yiyecek ya. Maşallah. Evet, dinliyorum. İslam'a göre bir kadının iyi olması için kocasına iyi davranması gerekli midir? Bak 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 bak, yakışıklıya bak sen. kadın erkeğe, erkek de kadına tabii iyi davranacak. İbadet bu. Namaz gibidir evlilik. Aynı namaz gibi. Kadın erkeğe, erkek kadına. Çünkü ikisi de Allah'ın ruhu. İki mümin birbirine Allah'ın ahlakını göstertiyor. Dolayısıyla karşılıklı oluyor. Ama gelenekçi sistemde ne diyor? Kadın kocasına gösterecek diyor ahlakı. Erkek deşarj olacak diyor. Dövecek, sövecek, bağıracak. Çünkü ona yemek yediriyor diyor. Elbise alıyor diyor. Başında paralansın. Pislik herif. Sen hiç ihtiyaç yok sana yani. Nur gibi insanı sen para karşılığı, işte yiyecek karşılığı ahlaksızlık yapmak istiyorsun. Sen onu zaten vermekten mükellefsin. Allah sana vermiş onu. Sen de ona onu tevdi etmekten mükellefsin. Allah'ın malını Allah'ın kuluna veriyorsun. Kendi malını mı veriyorsun da oturup halden hale geçiyorsun? Evet, dinliyorum. Balıkesir'de 4 yaşındaki küçük Efe kalp krizi geçirdiği için öldü sanılmıştı. Babası 13 gün sonra polise teslim oldu. Araçta ses yaptığı için ağzını kapatarak nefes almasını engelleyerek küçük Efe'yi boğduğunu itiraf etti. Durumu öğrenen anne 4 aylık bebeğiyle boşanma davası açıp evden ayrıldı. Canım kadın tabii dehşete kapılmıştır yani. Boşanma davası açmasa bile gire kalmaması lazım. Yani mahkeme düşürmesi lazım. Katil oldu mu? Dedik, mahkeme düşürmesi lazım. Allah Allah, nasıl yaptı o deliliği ya? İnanılır gibi değil. Bir daha oku bakayım. Balıkesir'de 4 yaşındaki küçük Efe kalp krizi geçirdiği için öldü sanılıyor. Tatlılığa bak sen. Çok şeker. Evet. Babası 13 gün sonra polise teslim oluyor. Araçta ses yaptığı için ağzını kapatarak nefes almasını engelleyerek küçük Efe'yi boğmuş. Yani itiraf mı ediyor, polis mi bunu konuşturuyor adamı? 13 gün sonra polise teslim oluyor. Kendisi herhalde. Evet. Delinin zoruna bak ya. Acaba tahmin mi etmedin mi öyle bir şey olacağını? Çırpınır herhalde. Eğer delimeli değilse herhalde tahmin etmedi yani, böyle bir süre öyle kalacak ama olur böyle şey. Çok nefes karısı ölür. Herhalde burnunu da kapattı bu anladığım kapağı. Vay deli vay ya. Ya ağzını burnunu kapatırsan yani bu nasıl düşünemez böyle bir şey ya. Allah rahmet etsin benim nur yüzlüme.
Adama da ben ne diyeyim bilmiyorum ki yani. Akılsız. Akılsız. Yani öldürme kasten yapmamıştır herhalde. Herhalde. Evet. Değil mi? Evet. Allah'a. Ama nasıl bir akılsızlık ya, sen çocuğa nefes aldırmazsan ne olur çocuk ya? Ya herhangi bir canlıya da nefes aldırmazsan ne olur? Ya bu kadar mı akılsızsın sen ya? Yani Allah basiretlerini, ferasetlerini kapatmış artık yani, akıl gitmiş bunlardan. Bu tiplerden. Evet, dinliyorum. Hüdüt gerçek mi, kuş muydu? Ah severim ben senin sevimliliğini. Sen nasıl sevimli şeysin böyle. Nasıl güzelsin. Hüt hüt cin cin. Kuş biçiminde cin. Çünkü imandan sorumlu. Oradan anlaşılıyor, imandan sorumlu olduğu için. Hazreti Süleyman'da da mangal gibi yürek varmış ya. İnsan aklına atar yani. Cin. Şeytanlarla konuşuyor ya. İnanılır gibi değil yani. Maşallah dedeme ya. Adamlar diziliyor şeytanlar ya. Alene şeytan, bildiğin şeytan. Tir tir titriyor, ne diyorsa yapıyorlar. Cinler de ordu gibi geliyorlar. Hepsini hizaya getiriyor. Bir de denizden, oradan buradan da bayağı bir şey toplayıp alıp getiriyorlar. Ve ötleri kopuyor Hazreti Süleyman'dan. Şu dedemin yüzüğünü hayırlısı bir bulsaydık. Yüzüğün taşında onlar, yine duruyorlar. Babadan oğula. Bakalım biz becerebilecek miyiz? İnşallah. Bulursak taşı. İnşallah. Yüzüğü. Teberrüken takarız yüzüğü canım. Bir şey olmaz. İnşallah. 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 Evet, dinliyorum. İmanı olan arkadaş çok kıymetlidir. Hem nasıl, hem nasıl. Yani gerçek iman ediyorsa yani dünyanın öbür ucundan bile oraya gelir. Ta kutuplarda olsa oraya bile gidilir. İman eden. Çok çok makbuldür. Gerçekten iman eden. Yani dünyadaki en büyük nimet. Cennet arkadaş. Muhteşem. Bir daha. İman olan arkadaş çok kıymetlidir. Güzel yüzün. Bayağı nurlu yüzün. Çok çok güzelsin. Sakalda yakışmış. Tarz da yapmışsın. Güzel olmuşsun. Allah seni nuruyla sarsın. Cennette de kardeş etsin. İmanlı bir kadın bulduysa bir insan. Muhteşem. Yani muhteşem. Bir kadın da imanlı bir erkek bulduysa muhteşem onun için. Çok büyük nimet. Evet, dinliyorum. Karpuz görünümlü bir tırtıl var. Şahane. Bu tırtıl sonradan bir güve olacak. Ama güve olana kadar kendini avcılardan bu şekilde kamufle ediyor. Ya daha tomurcuk karpuz falan zannederim. Evet. Maşallah. Karpuz da yeni kendine şeker oluyor ya. Köfte gibi. Kavun da çok komik oluyor görünüşü.